arama motorunda Google'da Memleket Partisi ile ilgili güncel şeylere bakarken, bilgilere bakarken en çok nedense insanlar şöyle bir şey sormuşlar. Efendim Memleket Partisi solda mıdır, sağda mıdır? Yani siyasetin hangi yelpazesinde yer almaktadır? Bir de beni şaşırtan, yani niye öyle bir şey insanlar merak etti diye, işte Muharrem İnce Sünni midir, Alevi midir diye bir şey sorulmuş. Yani bunlar yani hala belirleyici konular mıdır Türkiye siyasetinde, insanların etnik kökeni, efendim bir aidiyeti varsa herhangi bir mezhebi vesairesi. Vallahi niye insanlar merak ediyor? Hazreti Muhammed peygamberimiz 571'de doğdu. 632'de vefat etti. 40 yaşında peygamber oldu. 632'de vefat etti. Kerbela olayı Hazreti Muhammed'den çok daha sonradır. 680'lerde falandır. 680'lerde Kerbela olayı olduğunda Türkler henüz Müslüman değildi. Ben Türk'üm. Bir Müslüman değildi. Onun için insan Müslümanların 680'de Kerbela'dan sonra ayrışmış olmaları, Alevi, Sünni diye birbirlerini tanımlamaları, benim atalarım Türkler o yıllarda henüz Müslüman değil. Olmuş arada bir problem. Şimdi bunu getirip siyasetin bir öğesi yapmak sadece şu işe yarar. Rant için yapılır bu. Siyasette rant için. Bir partide Alevi olmak karlıdır. Öbür partide Sünni olmak karlıdır. Bunu ancak bunun için yapar insanlar. Benim böyle bir derdim yok. Ben kendimi parti sağda mı solda mı? Onu da çok net söylüyoruz. Ne sağdan ne soldan, Atatürk'ün yolundan diyoruz. Tanımımız bu mu? Tanımımız, tabii sloganımız bu. Bu şunun için bakın. Herkes her şeyi konuşuyor ya bu ülkede. Geçenlerde Alper Gezer Avcı uzaya gittiğinde bir televizyon programı seyrediyorum. Yerlere yatıyorum gülmekten. Yani orada konuşanlar ivme dedikleri şey ivme değil hız. Kütle dedikleri şey kütle değil ağırlık. Ya o kadar birbirine karıştırıyorlar ki bazı tanımları. Ben de bir avukat arkadaşımıza dedim ki ya sana bir şey soracağım dedim. Ben de politikacıyım dedi. Ben de hukuk diplomam yok. Ben dedim böyle hukuktan konuşurken böyle arada saçmalıyor muyum dedim. Bazı terimleri, bazı tanımları yanlış kullanıyor muyum dedim ya. Geçen akşam dedim çok güldüm dedim. Ona vallahi dedi ben senin hiç saçmaladığını görmedim dedi. Gayet de güzel dedi. Alaylı olarak dedi. Hukuk biliyorsun dedi. Yani Türkiye'de ne yazık ki bakıyorum aynı insanlar aynı televizyonda bir gün pandemi tartışıyorlar. Bir gün uzayı tartışıyorlar. Bir gün başka bir konuyu tartışıyorlar. Ya bu konuda bizi ilgilendirmez arkadaş. Biraz es geçelim demiyorum. Alper Gezer amcanın karşısına çıkarılan arkadaşlarımız o konuda yetkin olsalardı böyle bir şey olmayacaktı ama her konuda hep aynı insanlar yayın içeriklerini oluşturunca evet ben de bazen bunu görüyorum. Şimdi burada önümüzdeki süreçte ha bu arada madem Alper Gezer amca konusunu siz açtınız. Ben bu yani son dönemde çokça konuşulan konular var ya, Alper Gezer amcanın uzaya gitmesi, bir takım bilimsel araştırmalar yapması. Kaan. Efendim savunma alanında Türkiye'nin kat ettiği yol, İHA'lar, SİHA'lar konusunda önemli bir ülke haline geldi Türkiye. TOG meselesi, Türkiye'nin otomobili. Bu konulara nasıl bakıyorsunuz? Evet, kesinlikle destekliyorum. Hepsini? Hepsini destekliyorum. Ama 2018'de ben Cumhurbaşkanı seçilseydim, TOG tercihim olmayacaktı. Ne olacaktı? İş makinesi olacaktı. Ha öyle mi? Evet. Binek otomobil yerine iş makinesi. Üretime dayalı başka bir şey mi yapmak isterdin? Ya hayır şöyle biz müteahhitlik hizmetlerinde çok iyiyiz dünyada. Ha o ekskavatör gibi şeylerden aynen, mi bahsediyorsun? Aynen. Kepçesi, dozeri vesaire. Evet, evet evet iş makinesi. Onların üretimini mi yapmak isterdin? Evet onları üretecektik. Onu çok öncelikli hale getirecektik. Ama onlar zaten üretiliyor Türkiye'de. Hayır, yani fikri hayır. Mülkiyet hakları bizde olacak şekilde mi demek istiyorsunuz? Marka yaratacak. Marka yaratacak. Yani şimdi bir Türkiye'nin markası olacak. Türkiye'nin markası olacaktı. Mercedes'le BMW'yle yarışmak kolay değil. Tabii. Ama iş makinesi konusunda yani bir alan Cat, açık. Yani bir Caterpillar'la, Cat'le, Hyundai'le açık. Neyse Samsung'la yarışabilirdik. Hatta o aralar Volvo'da iflas etmişti. O marka alınarak oradan girilebilirdi. Bunları düşünmüştüm. Çinliler bunu almadan önce. Evet. Çinliye evet. Aldı. 2018'de gerçekleşmemişti. Evet. Birincisi ben öyle düşünüyorum.
İkincisi... TOG yapmaz mıydınız? Binek otomobili gerek görmez miydiniz? Benim önceliğim iş makinesiydi. Anladım. 2018'deki düşüncemi söylüyorum. Şimdi Kaan, teknik özelliklerini biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. İşte bakıyorum, internet bilgisiyle sınırlı benim bilgilerim. İşte baktım geçen gün, işte 2600 km bölü saat hız. Dedim ya şunu metre bölü saniyeye çevirdim. Neredeyse ses hızının iki katı. Ses hızı 340 metre bölü saniye. Yani ses hızının iki katı. Bu ne demektir biliyor musunuz? Uçak yanınızdan geçecek. Siz sesi daha sonra göreceksiniz. Duyacaksınız. Göreceksiniz değil, duyacaksınız. Şimdi bu müthiş bir şey. Ben desteklerim. Beşinci nesil çift motorlu bir geliş uçak olması hedefleniyor. Çok teknik zaman. Ayrıntılarını biliyor musun? Tabii ki bilmiyorum. TUSAŞ üretimini gerçekleştiriyor. Hepsini destekliyorum. Evet. Bakın, Mevlana'ya demişler ki bir gün, Şems'in sana selamı var. Mevlana da müjdelik vermiş selamı getirene. Bahşiş vermiş. Sonra demiş ki arkadaşı, ya bu yalan söylüyor demiş. Sen ona niye bahşiş verdin? Mevlana demiş ki, gerçek söyleseydi canımı verirdim demiş. Abartılıyormuş, beni ilgilendirmez. İşte siyasi malzeme olarak kullanılıyormuş, Kaan'dı, işte uçaktı, uzay. Beni ilgilendirmiyor. Ben ülkem için güzel bir şey yapılıyor mu? Ben ona bakarım. Kullanırsa kullansın. Kullanmasa daha iyi olur ama kullanırsa da önemli değil. Bu memleket için yapılan bir iş bu. Bizim muhalefet anlayışımız bu şekilde. Doğru bildiğimiz bir şey, memleket için yapılan bir şey varsa biz onu destekleriz. Onun için gurur duyuyorum. Uzaya gidilmesiyle de gurur duyuyorum. Kaan'la da gurur duyuyorum. Sonuna kadar bunları destekliyorum. İHA'ları, SİHA'ları destekliyorum. Erdoğan'ın damadıymış, umurumda değil. Hiç bu taraftan bakmıyorum. Ben memleket için ne hayırlısıysa, ne güzelse ona bakıyorum. Erdoğan'ın tarım politikasını beğenmiyorum. Erdoğan'ın eğitim politikasını beğenmiyorum. Erdoğan'ın Suriyeliler politikasını beğenmiyorum. Erdoğan'ın demokrasiye bakışını beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum hem de. Ama memleket için bir şey yapılıyorsa onları da sonuna kadar destekliyorum. Azerbaycan'a yardımı destekliyorum. Libya'da asker bulunmasını doğru buluyorum. Mavi Vatan'ı destekliyorum. Bazı muhalefet partilerinin mesela orada itirazları ve eleştirileri olmuştu. Değil mi yani Azerbaycan konusunda da? Evet evet, maalesef Azerbaycan'a yardım ettik demişlerdi. Ben o yapıda birisi değilim. Yani ben de muhalefim. Bizim partimiz de muhalefet partisi. Ama bu konularda duruşumuz çok net bizim. Şimdi bu seçimin öne çıkan parametresi ne olacak? Yani vatandaşlar bu yerel seçimde hangi kriterlere göre oylarını belirleyecekler? Ve böyle kararsız bir büyük kitle var mı sizin gördüğünüz var. Kadarıyla? Var. Sandığa gitmeyecek çok insan görüyor. Neden? Çünkü kandırıldıklarını düşünüyorlar. Kim kandırdı onu? Muhalefete küskünler. Benim gördüğümü söyleyeyim. Onu ben de çok görüyorum. Yani şöyle diyor. Bütün muhalefet partilerinin... 2023'te diyor. %60'da kazanıyoruz. Bu iş bitti. Dedik, Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek katılımlı seçimi oldu. Meğer böyle değilmiş. Sandığa gitmeyeceğim diyor. En fazla karşılaştığım kesim bu. Bu işin bir vebali varsa liderler noktasında bunu açık açık da dile getirmek lazım. Kimdir bunun sorumlusu veya sorumluları bugün bakıldığı zaman? Yani eğer şu kişilerin böyle tercihleri ve hataları olmasaydı bugün muhalefet bloğu, cephesi daha güçlü bir şekilde bu seçime girebilirdi der misiniz? Sayın Kılıçdaroğlu şöyle yapsaydı, benim önerimi dinleseydi şimdi Cumhurbaşkanıydı. Neydi? Dedim ki bak, bu Davutoğlu'nun, Babacan'ın, bunların oyu yok dedim. Bunların oyu yok. Belediye başkanlarını da bu işe bulaştırma. Bulaştırma. Yani İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Tabii bulaştırma. Bırak. Onlar görevini yapsın. Çık Cumhurbaşkanı adayı olarak. Sayın Akşener de yardımcınız olsun. Bir yardımcı olsun. Ben de geliyorum dedim. Tek. Ben geleceğim. Yanınızda geleceğim. Ne olarak gelecektiniz? Ne istediniz? Yardım yani? Onu desteklemek için. Hı. Bakanlık istemiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcılığı istemiyorum. O zaman güven verirdi. Yani neferi olarak geleceğim. Neferi olarak. Yani. Hiç karşılıksız. Bu önerim var. Yani herkes internette görebilir. Bir yardımcı, Sayın Akşener deseydi ki ben Cumhurbaşkanı yardımcısıyım. Ben de mitinglere geleceğim. Hiçbir şey istemiyorum. Bu iktidarı yenelim. Ama bunu yapmadılar. Neden?
Bilmiyorum. Ya bu ciddi bir öneri mesela. Kulak verilebilecek bir öneri. Hem de CHP'ye yakın bir kanalda yaptım bunu. Televizyon kanalında. Canlı yayında söyledim bunu. Ama böyle olsaydı insanlara güven verirdi. Ya bu bir hesap hatası mıdır size göre? Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu strateji fikri... hatasıdır. Strateji hatası. Evet. Ama 7 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı yaptığınız zaman insanlar şöyle düşünür. Ortalama bir insan şöyle düşünür. Ya bunlara 7 tane maaş verecekler bir kere. Ya bu İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bırakacak Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak. Ankara Belediyesi'ni bırakacak Cumhurbaşkanı. Ya bunlar Allah Allah. Mesela şöyle dedi insanlar. Davutoğlu'nun açıklaması var. Sayın Davutoğlu dedi ki önce biz imzalayacağız sonra Cumhurbaşkanı. Ya Cumhurbaşkanı memuru olacak. Yardımcılarının memuru olacak. Bunlara insanlara güven vermedi. İnsanlar dedi ki ya yine de boş ver bunlardan bir şey olmaz biz Erdoğan'la devam edelim dediler. Sizin bu yaklaşımınıza Sayın Meral Akşener'in yanıtı ne oldu? Tutumu ne oldu o dönemde? O insanlar hatırlamayabilirler. Hatırlatalım diye söylüyorum. Çünkü siz Sayın Kılıçdaroğlu'nu önerdiniz. Karar mi? Verecek olan Sayın Akşener değildi. Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Ama onun tutumu da belirleyici olmaz mıydı? O da bir açıklama yapmadı bu konuda. Yapmadı. Yapmadı. Ama benim teklifim doğruydu. Sayın ya bakın Hakan Bey, bu ülkede deprem bir beka sorunudur diyen kimdir? Siz bu konuyu çok gündeme getirdiniz. Muharrem İnce. Yani daha ortada kimse bunu konuşmazken ben kongrelerde, televizyonlarda bakın bu memleketin beka sorunu daha önce yaptığımız yayında da dile getirdim. Depremdir dedim. Daha deprem Maraş depremi olmamıştı da. Problemimiz bu dedim. Bakın şimdi söylüyorum, yeniden söylüyorum. Beslenme sorunumuz kapıda. Enerji krizi kapıda. Bizim enerji güvenliğimiz yok bizim. %70,1 dışa bağımlıyız enerjide. Eğer siz son dönemdeki kaynakların çeşitlendirilmesi adımlarını yeterli görmüyor musun? Hayır hiç yeterli görmüyor. %70 enerjide dışa bağımlıysan burada kaybedersin. Gıda sorununu çözmemiz lazım. Bakın Tarım Bakanı yakında gider. Bu et fiyatları bu bakanı götürür. Ben kesilen dana, kesilen kuzu sayılarını takip ediyorum. Her hafta bakıyorum bunlara. Ne öneriyorsunuz? Öneriniz ne? Üreteceksiniz. Bakın söylüyorum. Çobanların sigortasını devlet ödemelidir. Öneri söylüyorum. Yani marketleri suçlamakla bu iş olmaz. Bakın seçim öncesinde kimi marketlere mektup yazdı, kimi stokçular olarak suçluyor. Hayır böyle değil bunun çözümü. Bunun çözümü ahırda, merada, serada. Buradan başlamazsanız yem ucuz olmazsa et ucuz olmaz. Yem dışarıdan geliyor. Eğer bu ülkenin civcivi dışarıdan geliyorsa, eti dışarıdan geliyorsa, gübre dışarıdan geliyorsa bu ülkede eti ucuz yiyemezsiniz. Sütü ucuza içemezsiniz. Bu ülkenin üretmesi lazım. Tarım akıllı insanların işidir. Savaşan Ukrayna'dan buğday almak yakışıyor mu bize? Övünüyoruz yani tahıl koridorunu kurmakla övünüyoruz. Yaptığımız iş ne? Savaşan Ukrayna'dan buğday almak.